Fırtınalı bir aşk bu. Öyle kolay anlatılamaz. Gelip geçen bir şey değil ki bu. İstesem de kurtulunmaz. Fırtınalı bir aşk bu. Sen daha iyi bilirsin. Ben mi? Baba, çok kısa bir şey konuşabilir miyiz? Ah, lütfen Sinan, şimdi olmaz. Görüyorsun ki müsait değil. Şey hakkında... Sorun her neyse, eminim ki sen halledebilirsin. Değil mi? Tamam. Ekrem Bey, annemi çok iyi tanıyormuş, tamam mı? Ekrem Bey... Anneni, yani Suzan teyzeyi. Hep bunu hatırlattığım için bana öyle bakıyormuş. Ekrem Bey ve anne. Hatta... çok daha gizli bir sırrım var. Ama kimseye söylemeyeceğine söz vermelisin. Söz, dilimi kessinler daha iyi. Burası mutfak hanımlar. Dedikodu yeri değil. Herkes işinin başına. Bilirsiniz ünlüler sinirli ve kaprisli oluyor. Bilmez olur mu? En azından yazınızda kısaca bahsedemez misiniz? Yani Selin'in şöyle bir iki fotoğrafını çekebilsem... ya da Selin ne bileyim bir olay çıkarsa mesela. Aslında tabii ikisi bir arada olsa... harika olurdu ama. Eski bir stres masajı. Sadece kaslara yönelik değil. Aynı zamanda deriyle de ilgili. Yavaş. Hey hey hey! Hemen buradan kaybol! Noter biz! Bir saniye ya! Bir şey mi oldu? Efendim? Yok. Yok bir şey. Sen partide bunlarla dans edemezsin. Maalesef. Umarım benim dans etmemi de engellemeye kalkışmazsın Merda. Saçmalama. Masada oturur seni beklerim. Tamam o zaman. Başka ne yapabilirim ki? Bilemiyorum. Ben dans ederken sen ayağınla cisiyle oturup asık suratla bana bakarken biz nasıl eğlenebiliriz ki? Belki de en iyisi benim hiç gelmemem. İşte benim sevgilim. Ben seni bu yüzden seviyorum. Arkadaşlarımın da bu kurabiyelerden yebelerini istiyorum. Tabii. Nostaljik bir tatlı da yapabilirim. Mesela sütlaç. Harika. Başka? Yeşim, kızımıza fazla yüklenme. Önemli değil. Birkaç gün içerisinde bir şeyler yapabilirim. Ama lütfen buna vakit ayırın, olur mu? Tabii ki. Kurabiye ve tatlılar benim işim. Bu tür şeylerle uğraşmaktan mutluluk duyuyorum. Fındık, fıstık, çikolata. Bunlarla uğraşmaktan daha güzel bir şey olamaz benim için. Beni rahatlatıyor. İnsanların kurabiyelerimi yerken bir sonrakine düşünmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor.
annemle, babamla ve eşimle samimi bir şekilde konuşuyorsun. Şirinliklerinle onları etkilemeye mi çalışıyorsun? Bu aşk öyle. Ailenle iyi anlaştığım için mi kızgınsın bana? Sadece neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla burada sadece çalışıyorsun. Nişanlımla olan samimi konuşmaların anlamı ne? Evet doğru. İş. Ama ister inan ister inanma. Yeşim sadece tatlılarla ilgili birkaç bilgi istedi benden. Tatlı mı? Evet. İnanmıyorsan kendisine de sorabilirsin. Eğer aramıza geçenleri gidip onu anlatırsan bir daha benimle asla konuşmaz. Nasıl da anlamadı? Sana olan hislerimi beni tehdit etmek için kullanacağını en baştan tahmin etmeliydim. Ciddi olamazsın. Ailene veya nişanlına bizden bahsedeceğime inanmıyorsun değil mi? Demek sana şantaj yaptığımı düşünüyorsun. Madem düşündüğüm gibi değil, bunca zaman onlarla ne konuştun peki? Senin tahmin ettiğin şey değil. Öyle mi? Ne peki? Boş ver. Hadi söyle bana. Ne fark eder ki? Nasıl olsa sen inanmak istediğin şeye inanacaksın. Sen beni oyunlarını fark etmeyecek kadar saf mı sanıyorsun? Ben oyun filan oynamıyorum. Ne istiyorsun o zaman? Amacın ne? Beni cezalandırmak mı istiyorsun? Buna hiç gerek yok biliyor musun? Çünkü seni her gün burada görmek zorunda olmam yeterince kötü. Sürekli seninle karşılaşmak, devamlı senden bahsedildiğini duymak. Teşekkür ederim. Bana işkence etmene gerek yok. Kendini bu kadar önemli zannetme. İnan, senden çok daha önemli dertlerim var hayatta. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ne diyorsun? Bence yol yakınken bu işten vazgeçelim. Ben böyle bir şey yapamam. Sen beni ne zannediyorsun? Selin, özür dilerim ama... Bahanelerini duymak istemiyorum. İyi akşamlar Selin. Az önce ne oldu? Hiçbir şey. Bana bak Alper. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Hiçbir şey olmadı dedim. Tamam mı? Bak Alper, çok açık ve net konuşacağım. Eğer Selin'le aranızda bir ilişki olduğunu öğrenirsen... ...bunun sonu senin için hiç de iyi olmayacak. Merak etmeyin. Zaten Selin'i sinirlendiren de böyle bir ilişkinin olmaması. Şimdi izninizle. Yapacak işlerim var. İnci, İnci sıkı dur. Gelmemekle çok şey kaçırdın. Parti bir harikaydı. Çok şık insanlar vardı, müzik süperdi. Hele Emir'im görsen resmen dağıttı. Senin neyin var? Hiçbir şey. Sinan'la mı bir şey oldu? Anlamıştım zaten. Bu sefer ne oldu? Ona şantaj yapmak istiyormuşum. Bunu da nereden çıkartmış? Ailesine sinsice yaklaşıyormuşum. Amacım onlara bizden bahsetmekmiş. Böyle bir şey gerçekten yapabileceğime inanıyor.
Beni hiç tanıyamamış. Ne kadar aptalım. Asıl en büyük hatayı ona güvenerek ben yaptım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Şu anda bana o kadar yabancı ki. Unut artık onu. İnci, Sinan'ı artık aklından çıkarman gerekiyor. Seni neyle suçluyor baksana. Keşke unutmak o kadar kolay olsaydı. İnci, o adam seni hiç hak etmiyor. Onun hakkında bu kadar yanılmış olabileceğime inanamıyorum. Merhaba. Merhaba. Sizin için yapabileceğim şey var mı? Bitkisel masaj ya da pimpon oynamak ister misiniz? Demek yine siz de bizle konuşmaya karar verdin. Artık sadece otel görevlisi ve müşteriyiz, öyle mi? Hayır. Bak Arper. Dün ben isteğimizin karşılıklı olduğunu sanmıştım. Eğer seni rahatsız ettiysem özür dilerim. Aslında ben böyle biri değilim. Şu ara kafam biraz karışık. Boşanmak beni çok sarstı. Anlıyorum. Önemli değil. Anlayış göstermene sevindim. Ben gerçekten çok utandım. Sana böyle davrandığım için üzgünüm. Ayrıca bu durumdan faydalanmadığın için de teşekkür ederim. Neyse, bu konuyu kapatalım artık. Bu durumu düzeltmek için bir şey yapabilir miyim? Gerçekten buna hiç gerek yok. Söz veriyorum. Bir daha yanlış bir şey yapmayacağım. Tamam. Her ne kadar sen çok çekici bir erkek olsan da. Sen de öylesin. Ne yani? Erkek olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır. Peki. O zaman bir pimpon maçına ne dersin? Şöyle erkek erkeğe. Tamam. Bana uyar. Pardon. Merhaba hayatım. Merhaba hayatım. Bir günaydın bile diyemiyor. Çok güzel. Evet, şimdi sana bir sandalye bulayım. Babacığım gerek yok, ben böyle iyiyim. Olmaz öyle şey. Şimdi sana hemen bir sandalye bulup geliyorum. Ama ben... Aslında bugün işe hiç gelmemen gerekirdi. Evde kalmalıydın. İyi de işi bu kadar aksatamam ki. İşine bu kadar özen göstermen güzel bir şey. Ama kendine de dikkat etmen lazım kızım. Ah benim güzel kızım. Bu babacığın sana her zaman göz kulak olamıyor ki. İyi de böyle bir şeye gerek yok ki zaten babacığım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ama ben bu konuda farklı düşünüyorum. Yanında seni koruyabilecek, düzgün, en önemlisi de sana iyi davranacak bir erkek olmasını istiyorum. Sen varsın ya babacığım. Neyse, ben sana hemen bir sandalye bulup geliyorum. Hadi bakalım. Çok geç olmadan Nedim'i havaalanına bırakmam gerek. Dur ben de geleyim. Hem Nedim'i yolcu etmiş olurum. Yok yok, gerek yok. Nasıl olsa kahvaltıda vedalaştınız ya. Tamam. Madem öyle diyorsun. Ama iyi yolculuklar dilediğini iletirim. Peki, yemeğe döner misin? Maalesef. Öğle yemeğinde İstanbul'da bir galeri sahibiyle randevum var. Peki. Görüşürüz. Günaydın Yeşil. Günaydın. Görüşürüz. Sinan Bey, benimle mi görüşmek istemiştiniz? Evet, hemen gelmenize sevindim. Şöyle buyurun. Sizi dinliyorum. Maalesef sizinle konuşacağım konu pek iç açıcı değil. Öyle mi? Evet. Bu sabah oturup şu ünlü misafirimizin bize ne kadar maliyet getirdiğini hesapladım. Suit. Özel hazırlanmış yemekler. Özel şoför hizmetleri. Masajlar. Spor hizmetleri. Ve bunun gibi bir sürü şey daha. Bugün yemeğe gelecek gazetecileri de saymıyorum. Ama ne yazık ki bu kadar masrafın karşılığını nasıl alacağımız konusunda da hiçbir fikrim yok.
yerel bir gazetede çıkan küçücük bir haber hariç basında hiçbir şey görebilmiş değilim. Evet, kabul etmeliyim ki şu ana kadar işler pek de iyi gitmedi. Yerel gazetede çıkan haber bizim hiçbir işimize yaramaz. Zaten bu çevrede oturan insanlar gelip bizim otelimizde kalmazlar. Haklısınız. Madem öyle, şunu bilin ki eğer yüksek tirajlı bir gazetede haberimizi çıkartamazsanız bir daha size böyle bütçeler ayıramayız. Bu konuyla ilgileneceğim. Lütfen acele edin. Selin yakında otelden ayrılacak. Biliyorum. Başka bir şey var mı? Hayır. Hepsi bu kadar. Teşekkürler. O zaman ben izninizi istiyorum. Yapmam gereken çok fazla iş var. Sarı kurdaya da ister misiniz? Bakın böyle çok güzel olur bence. Merhaba. Hala şişin inmemiş. Aman anne. Ve bunların hepsi o çocuğun yüzünden. Onun için bu kadar çok acı çekmeye değer mi? Odanızın hesabını yazmamı ister misiniz? İyi olun. 23 numaranın hesabını. Tabii. Buyurun fişiniz. İyi günler. İyi günler. Anne, müşterimin yanında ne biçim konuşuyorsun? Ne varmış konuşmamda? İstediğim zaman çocuğumun sağlığıyla ilgilenmeye hakkım yok mu? Var tabii ama bu şekilde değil. Doktora gittin mi? Hayır, yakında geçer. Gel bakayım, otur şuraya. Anne yavaş, canımı acıtıyorsun. Üzerine buz koymamız lazım. Gel şunu. Herhalde Emir'den sana hayır gelmeyeceğini anlamışsındır. Emir'in bir suçu yok. O ayakkabıları giymemi Emir istemedi. Aslında hepsi benim hatam. Görüyor musun? O serseri senin kıymetini hiç bilmiyor. Ben senin yanına daha sonra uğrayacağım. Günaydın. Günaydın. Alper, umarım acelen yoktur. Birazdan bir masaj randevum var. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Çözmemiz gereken bir sorunumuz var. Ne sorunu? İkimiz de aynı otelde çalıştığımıza göre aynı amaç içinde hareket etmeliyiz. Öyle değil mi? Ben otelin aleyhine sonuçlanacak hiçbir şey yapmıyorum. Ben pek öyle düşünmüyorum. Şu anda tam otelin çıkarlarına ters düşecek şekilde davranıyorsun. Demek istediğim şu ünlü misafirimizle biraz daha yakından ilgilensen daha iyi olmaz mı? Ne dersin? Fazla ileri gittiğinizin farkındasınızdır herhalde. Ayrıca böyle bir şey olsaydı bile sizin bundan haberiniz olmazdı. Ne kadar romantik. Ben senden bilgi istiyorum. Ve bu bilgiyi elde etmek de senin işin. Böyle bir mecburiyetim olmadığını biliyorsunuz. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Sen ne yapıyorsun burada? Sence ne yapıyorum? Çilekleri mi çaldın yoksa? Çalmak mı? Hırsız mıyım ben? Orada sahipsiz duruyorlardı. Keşke senin gibi olabilseydim. Alabilirsin. İyi de bunlar misafirler için. Evet ama çileklerin lezzetine bakmadan misafirlere ikram edemeyiz ki. Ya tatları kötüyse? İyi mi bari? Kendin tatsana. Yok canım, hiç istemiyorum. Ya bir tane ye, pişman olmazsın. Yok Ayça, vallahi iştahım yok. Senin moralin mi bozuk? Emir nasıl olduğumu sormadı bile. Yani en azından bir uğrayıp ayağım nasıl diye bakabilirdi. Takma kafana. Bugün mutfağa da uğramadı hala. Belki hala uyanmamıştır. Belki. Dün sen de partideydin. Emir'i görmüşsündür. Evet. Bir ara gördüm. Neden bir ara? Parti çok kalabalıktı. Ya herkes sürekli dolaşıyordu.
Sen benden bir şey saklıyorsun. Saçmalama Melda. Ayça, bana hemen söyle yoksa bozuşuruz. Tamam peki. Onu başka bir kadınla dans ederken gördüm. Çilek ister misin? Merhaba. Oo, sayın masörümüz nihayet teşrif ettiler. Geciktim, özür dilerim. Gelirken lafa tuttular da. Önemli değil, ben de biraz ter attım. Başlayalım mı? Hatırımı sormayacak mısın? Tabii, özür dilerim. Umarım keyfin yerindedir. Bana hala kızgın gibisin. Bu konuyu kapattığımızı sanıyordum. Yok, tabii ki değilim. Ama benimle masa tenisi oynamak ister gibi bir halin de yok. Tam tersine, pimpon oynamak beni biraz sakinleştirebilir. Niye bu kadar gerginsin? Yöneticilerden birisiyle aramızda bir tartışma geçti de. Neyse, hadi başlayalım. Bu konuyu bu kadar çabuk kapatamazsın. Ne hakkında tartıştınız? Beni yapmak istemediğim şey zorluyor. Nasıl yani? Senin işin masörlük ve spor aktiviteleri. Bunda istenmeyecek ne olabilir ki? Ama yapmak istemediğim şey işimle alakalı değil. Doğru bulmadığım bir konu hakkında beni zorluyor. Ve ben de yapmıyorum. Neyse. Ama ne olduğunu bana söylemeyeceksin anladığım kadarıyla. Boş ver. Unut gitsin. Hadi başlayalım artık. Peki. Nasıl istersen. Tamam. Merhaba İnci. Sonunda seni bulabildim. İnci, lütfen. Bir şey konuşmamız lazım. Artık konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Sana öyle davrandığım için özür dilerim. Beni anlamalısın. Neyi anlayacakmışım? Sadece ailemle niye yakınlaştığını merak ediyorum. Benim ailemle yakınlaştığım falan yok. Peki ne öyleyse? Sürekli babamla konuşuyorsun. Aklıma neler gelebileceğini sen de tahmin edersin. Merak etme. Ona İstanbul'da olanlardan bahsedecek değil. Peki konu nedir o zaman? Bunu sana söyleyemem. Demek benden gizlediğiniz şeyler var. Ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Lütfen. Kimseye bir şey söylemeyeceğime dair babana söz verdim. Kusura bakma ama ne olduğunu anlatmazsan içim rahat etmez. Evet, anlıyorum. Birine fazla güvenmenin insanın başına ne işler açacağını çok iyi bilirim.
Pardon. Net. Çok adil oynuyorsun. Ben kuralları bile bilmiyorum. İstesen beni hemen yenebilirsin. Kimseyi kandırmayı sevmem. Çok iddialı konuşun. Ne oldu? Neyin var? Galiba abileri korktum. Bir bakayım. Çok acıyor mu? Evet. Seni salona götüreyim. Orada buz kompresi yapalım. Elin omzuma koy. İnci, nihayet seni bulabildim. Hadi gel. Belkıs Hanım her yerde seni soruyor. Nerede kaldın? Belkıs Hanım bekletmiyor. Dursana sen biraz. Az önce acele et demiyor muydun? Evet ama sana söylemem gereken bir şey var. Konu Sinan. Ne olmuş Sinan'a? Dün yaşadığın o olaylarda ben de çok suçsuz sayılmam galiba. Neden? Aslında bunu sana hemen söylemem gerekiyordu ama... Ayça, neden bahsediyorsun sen? Sinan'a aranızda geçenlerden haberim olduğunu söyledim. Aferin sana. Harika bir iş çıkarmışsın. Bu kadar olsa gene iyi. Ona seni çok üzdüğünü ve ailesinin bu durumdan haberdar olabileceğini de söyledim. Ayça, şaka mı bunlar? Tamam, kabul ediyorum. Kötü bir fikirdi. Kötü mü? Her şeyi mahvetmişsin. Evet, farkındayım ama o da bunu hak etmişti değil mi? Sonuçta sana umut verdi. Bence biraz ders alması lazım. Evet, belki biraz. Bunu çoktan hak etti. Evet. Ama yine de gidip onunla konuşman çok saçma. Bence de. Demek bu yüzden bana o kadar kızgındı. Neden böyle şeyler söylediğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ailesini parçalamak istediğimi düşündü. Evet. Affedersiniz Sinan Bey. Buyurun Arif Bey. Aslı Hanım için özel bir planınızın olup olmadığını soracaktım. Aslı mı? Evet, eski okul arkadaşınız. Okul toplantısını düzenlemek için yakında buraya geliyor da. Ama ben kusura bakmayın Arif Bey. Biraz meşgulüm de. Evet, biliyorum. Bir sakıncası yoksa bu konuyu İstanbul'dan döndükten sonra Yeşim Hanım'la birlikte ben halledebilirim. Evet. Böylesi daha iyi olur. Peki efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun. Kapı açık kalabilir Arif. Peki efendim. Teşekkürler. Sinan, anneni gördün mü? Hayır. Kahvaltıdan beri görmedim. Baba. Efendim. Hazır buradayken seninle biraz konuşabilir miyiz? Çok uzun sürmez. Tabii. Konu neydi? Şu işe yeni giren kızla sürekli neler konuştuğunuzu merak ediyorum. Bana söyler misin? Şu mutfaktaki kız mı? Adı neydi onun? İnci. Ayrıca ismini çok iyi bildiğinden eminim. Sinan. Hayatta insanın hiç karışmaması gereken işler vardır. Ama etrafımda neler döndüğünü bilmeye hakkım var. Burada bir şeyin döndüğü yok. Bu kızın durmadan otelde huzursuzluk çıkartmasını istemiyorum. Emir'le konuşacağım. Emir'in de İnci'den memnun olduğunu hiç sanmıyorum. İzninle. Evet, alo. Evet, tamam. Biz hallederiz. Teşekkürler. Yalnız mısın? Yüzün biraz solgun gözüküyor. Ayağın nasıl oldu? Anne, ben çocuk değilim. Gel, otur şuna bir daha bakayım. Eğer iyileşmezse ayağın
İstesen de istemesen de doktora gideceğiz. Hala acıyor mu? Yok, bugün daha iyiyim. Yarına hiçbir şeyim kalmaz. Hatta dansa bile giderim yarın. Tabii bir o eksikti. Düne göre biraz daha iyi. Kendine biraz dikkat etmen lazım kızım. Gidiyorum anne. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Her şey yolunda mı? Evet, yemekler çok güzel. Her şey harika, gerçekten. Çok sevindim, afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ekrem, acilen konuşmamız gerek. Evet, ne var? Sinan'la konuşman lazım. Bana otelin parasını sokağa atıyormuşum gibi davranıyor. Ve bunu da hala süren bir projeden dolayı yapıyor. Bir dakika sakin ol. Konu nedir anlayamadım. Selin'le ilgili planlarım henüz başarılı olmadı diye oğlum beni elimdeki bütçeyi kısıtlamakla tehdit ediyor. Peki. Birincisi, bu otelde kararları hala ben veriyorum. Ama itiraf etmeliyim ki Sinan da bu konuda haksız sayılmaz. Bu durum bize pahalıya patlıyor. Ve hala elimize geçen bir şey yok. Henüz yok. Ama olacak. Bu planların başarıya ulaşması kolay bir iş değil. Anlıyorsun değil mi beni? Ekrem, senin sadakatine güveniyorum. Evet, ve güvenime sahip olduğunu biliyorsun. Nedret geliyor. Şimdi gitmem gerek. Onunla önemli bir şey konuşacağız. Ne konuşacağınızı öğrenebilir miyim? Aile meselesi. Nedret, nihayet gelebildin. Ne oldu? İnci ile ilgili bazı sorunlar var. Sorunlar? Ne gibi sorunlar anlayamadım. Sinan çok fazla soru sormaya başladı. Beni İnci'yi işten çıkartmakla tehdit ediyor. Niyeymiş? Burada konuşmayalım istersen. Odaya çıkalım, orada konuşuruz. Birkaç gün üstüne basmamaya çalış. 3-4 gün içinde geçer. 3-4 gün mü? Evet. Tamamen iyileşmesi lazım. İyi ama benim dans etmem gerek. Nasıl yani? 2 gün sonra klip çekimim var. Yapımcım beni bu halde görse yüreğine iner. Gidiyor musun? Evet, aslında bugün yola çıkmalıydım. Ama burada tanıdığım bir adam yüzünden biraz daha kalmaya karar verdim. Anladım. Üzüldün mü? Niye üzüleyim ki? En sevdiğin müşterin otelden ayrılıyor diye üzülmüyor musun? Bana kalsa güzel yerde bütün hafta kalmak isterdim. Sen hala benimle konuşmak istemiyorsun değil mi? Konuşacak bir şey yok ki. Neden bana böyle davrandığını anlamıyorum. Böyle giderse işimi kaybedeceğim. Bunda kötü olan ne? Senin gibi birisi her zaman iyi bir iş bulabilir. Tabii, belki de haklısın. Öyle tabii. Bunu kendine neden dert ediyorsun? Burada çalışmaktan çok mutluyum. Ve buradaki işimi kaybetmek istemiyorum. Eğer işverenimle bir sorun yaşarsam yapımcımla görüşürüm. O da sorun neyse benim için halleder. Doğru. Ama benim bir yapımcım yok. Ama bir sorun olduğunda gidebileceğim biri mutlaka vardır. Evet. Madem öyle, niye ona gitmiyorsun? İnci! Nereye gitti bu kız yine? Beni korkuttun. Ay, özür dilerim, istemeden oldu. İnci gördün mü? Hayır. Biraz konuşabilir miyiz? Üzgünüm ama hiç vaktim yok. Ama konuşmamız gerek. Dünle ilgili. Konu Emir. Peki tamam. Evet, dinliyorum. Bu sabah Emir'in odasındaydım. Ve? Eşyaların arasında bir telefon numarası buldum.
Ben de aradım. Telefonu bir kız açtı. Eminim dün senin gördüğün kızdı. Sence aralarında bir şeyler var mıdır? Nereden bilebilirim ki? Ama baksana hala aramadı bile. Ya en azından ayağın nasıl diye sorabilirdi. Bunun başka ne açıklaması olabilir ki? Doğru. Belki de haklısın. Gerçekten mi? Melda, Emir hiç de masum bir erkek değil. Haksız mıyım? Başka bir kızla ilişkisinin olması beni hiç şaşırtmaz. Sen ciddi misin? Evet. Yoksa kız telefonunu niye versin ki? Evet ama Emir tek başınaydı. Odada başka kimse yoktu. Bu gayet normal. Zaten kız yanında olsa telefon numarasına ne gerek var? Yani şimdi sen Emir ve o kız arasında bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsun? Melda çok üzgünüm ama şu an kendimi bu konuya veremiyorum. Neyin ne olduğunu tam bilemiyorum. Ve acilen İnci'yi bulmam lazım. Neden? Ne oldu? Konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Sonra konuşuruz. Kusura bakma. Sence İnci Sinan'a olanları anlatır mı? Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Yine de bu şartlar altında belki de en doğrusu Sinan'a her şeyi anlatmak. Evet, sanırım haklısın. Çünkü biz anlatmadıkça o kendi kafasında bir şeyler kuruyor. Evet ama bu konuyu olabildiğince gizli tutmak istiyorum. Üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Sinan'a anlat o zaman. Sen nasıl anlatacağını bilirsin. Emir'in bilmesine zaten gerek yok şu an. Hatta hiçbir zaman. Evet. Evet, Sinan'a anlatacağım. Bence de en iyisi bu. Girin. Alper, içeri gel. Teşekkür ederim. Rahatsız ettim Ekrem Bey. Sorun değil. Merhaba Nezihe Hanım. Hoş geldin Alper. Rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. Rahatsız etmiyorsun. Ben de tam çıkmak üzereydim. Acilen birkaç yeri aramam lazım. Bir sorun var galiba. Canı sıkkın gibi. Evet. Konuşuyorum. Gel, gel otur bakayım şöyle. Evet. Seni dinliyorum. Konu Selin. Şu şarkıcı. Evet. Şey, benim görevim Selin'le ilgilenmekti değil mi? Evet. Normalde çalışanlarımın misafirlerimizle yakınlaşmasından pek hoşlanmam. Ama bu durumda sanırım bir istisna yapabiliriz. Evet ama... Bu konuda endişe etmene gerek yok Alper. Eminim her şey yolundadır. Evet ama benim sorunum bu değil. Alev Hanım benden... Bir saniye. Efendim? Ekrem hayatım, benim. Şu Selin, Sinan ve basınla ilgili projemiz hakkında tekrar konuşmak istiyorum. Bunun için şu an müsait değilim. Aa, peki, vaktin olduğunda bana bir uğra lütfen. Alper burada. Konu sanıyorum seninle de ilgili. Ne? Ne söyledi sana? Aslında sorunun ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. En iyisi ikinizin konuşması olur. Alev Hanım telefonda. Tamam tamam. Gerek yok. Sorun çözüldü. Gitmem gerek. Alev. Orada mısın? Neler oluyor? Hiç vaktim yok. Daha öğle yemeği için sebzeleri yıkamam gerek. Sinan seni kovmayı planlıyor. Ne? Ya o seni kovacak. Sen nereden biliyorsun? Az önce Ekrem Bey'in eşine söylediklerini duydum. İnanmıyorum. Ben aslında kafasının karışık olmasını anlıyorum. Sürekli babasıyla konuşurken gördü beni. Ama bu kadar ileri gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Bu herif beş para etmez İnci. Anla artık. Sinan onu tehdit ettiğimi sanıyor. Ama sırf bu yüzden böyle şeyler planlamasına gerek yok. Evet ama eğer öyle bir şey olursa ben de işten çıkarım.
Canım, çok iyisin. Ama bunun bir faydası olmaz ki. İşte böyle. Artık her şeyi biliyorsun. Demek senin gençlik aşkının kızı, öyle mi? Suzan Güler. İnci tıpkı annesine benziyor. Yüzü aynı onun gibi. Zaten böyle olmasaydı onu fark etmeme imkan yoktu. Annesi doğum sırasında ölmüş, öyle mi? Evet. Annenle bunu sana anlatmamayı düşünmüştük ama senin her şeyi yanlış anlayıp kıza yüklenmene gönlüm razı olmadı. Sinan, bu konuyu kimseye anlatmasan iyi olur. Demek bu yüzden konuştuklarını gizliyordun. Evet. Şimdi her şey anlaşılıyor. Ben de sanmıştım ki... Sen ne sanmıştın? Hiç. Hiçbir şey. Yaşlı babanın bir aşçı yamağına asıldığını düşündüm, öyle değil mi? Evet. Sinan, benim böyle bir adam olmadığımı bilmen gerekir. Bunu niye daha önce söylemedin sanki? Eğer söyleseydin bu saçma yanlış anlaşılma hiç olmazdı. Sonuçta insanın eski aşkını hatırlaması çok da kötü bir şey olamaz. Değil mi? Demek beni ispiyonluyordun. Nasıl isterseniz öyle düşünün. Ekrem Bey her şeyi söyleyecekti. Bu oyunlar da ne böyle? Bu davranışınla başarmak istediğinin tam tersini yaptığını farkında mısın? Alper, durur musun? Tek başıma karar vermeliğimi bilmiyor musun? Bu emirleri kimden aldım sanıyorsun? Ekrem Bey'in sizin bu entrikalarınızı onaylamadığına adım kadar eminim. Ah Alper, çok safsın. Bu saçma lafları kes artık. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bir hikaye istiyorum ve hemen. Selin yarın sabah otelden ayrılıyor ve senin elinde bir tek bu akşam kaldı. Eğer bir şey bilmiş olsaydım bile bunu anlatacağım son kişi siz olurdunuz. Bu Selin senin için çok özel biri olmuş galiba. Evet. O gerçekten iyi biri. Doğru anlamışsınız. Eğer böyle olmasaydı bile yine de beni bu pisliğin içine sokamazsınız. Ben buraya masar olarak iş alırım. İyi günler. Daha... Beni istediğiniz kadar tehdit edin ama o saçma hikayeyi elde etmenin başka bir yolunu bulun. Hiç merak etme. Her şey istediğim gibi olacak ve sen öyle ya da böyle kaybedeceksin. İnci. İnci bekle. Lütfen. Seninle konuşmamız lazım. Seninle konuşmak istemiyorum. Açıklığa kavuşturmamız gereken bir şey var, lütfen. Beni işten at. Böylece ikimiz de bu saçma durumdan kurtulmuş oluruz. Özür dilerim. İnci! İnci! Emir mutfakta yokken hepimiz huzurluyuz. Ama bu sefer de yapılacak işler artıyor. Tabii. Hazır mısın kızım? Hemen dükkanı kilitleyip geldim. Tamam o zaman. Evet hayatım. Hadi. Kimse yok nasıl olsa boş ver. Hadi biz gidiyoruz. Bir saat sonra görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Aa, merhaba. Çıkıyor musun? Şey, dükkanı bu saatte mi kapattın? Evet, hep bu saatte kapatıyorum. Öyle mi? Restoranındaki müşteri otel kardelen hatırası almak istiyordu da dükkanına gitmesini söylemiştim. Yarın alır artık. Hadi gidelim. Bunu temizlemeye gönderir misiniz Arif'e?
Al bir dakika. İçindekileri alayım da. Şunu da atar mısınız? O karta ihtiyacın olduğunu sanıyordum. Niye olsun ki? Yani ne bileyim, hani önemli bir şey olabilir diye düşünmüştüm. Dün akşam dans ettiğim bir kadın cebime koymuş. Saçma sapan bir şey işte. Hay Allah, nasıl da unutmuşum. Neyi unuttun kızım? Zeynep'lerle sinemaya gidecektik biz. Söz vermiştim. Baba, geç kalıyorum neredeyse. Ben gideyim artık. Gerçekten içten atmak istiyor. Sırf ona bu kadar yakınım diye. Ama bunu neden dün yapmadı? Sadece bir cümlesi yeterdi buna. Bir daha buraya gelme. Sadece bir cümle. Aptal, kısacık bir cümle. Böylece her şey hallolurdu. Hiç kızgın gözükmüyordu. Kızgınlıktan çok sanki özür diler gibi bir hali vardı. Belki de Ayça işten çıkartma olayını yanlış anlamıştı. Anlıyorum Ayça. Seni hayal kırıklığına attım. Her şey için teşekkürler. Buna hiç gerek yok. Yapma böyle. Eşimden beri kendimi ilk defa iyi hissettim. Ve bu da senin suçun. Gerçekten çok üzgünüm. Bu kısa tatil gerçekten harikaydı. Sana karşı mahcubum. Hadi ama. Senin gibi erkekler kolay bulunmuyor. Özellikle de insan göz önündeyse. Sen gerçek bir dostsun. Senin yerinde başkası olsa çok farklı davranırdı. Bak bu telefonum. Beni arayacağına söz ver. Tamam, söz. Laf olsun diye söylemiyorsun değil mi? Hayır. Her ne kadar söz vermiş olsam da seni özleyeceğim. Ben de seni. O zaman tekrar görüşürüz, söz mü? Söz. O kadar korkmuştum ki. İçimdeki suçluluk duygusunun bana neler düşündürdüğünü bilemez. Oysa olanları anlatmayacağını o kadar iyi biliyordum ki. Özür dilerim İnci. Bana ihtiyacın olduğu zaman da yanında olmadın. Ve bunun ne kadar canını yaktığını biliyorum. Annenin anılarını da... Babanla konuştum demek. Evet İnci. Beni affedebilecek misin? Sanırım. Zade milyarder garson kızla evlendi. 4 çocuk annesi. Hiç de öyle yaşlı gözükmüyor. Çok güzel. Aşkın nereden geleceği hiç belli olmuyor. Bizim için de dünyada o kadar şans var ki. Sen beni dinlemiyor musun? Pardon, dalmışım. Yine Sinan'ı düşünüyorsun değil mi? Hı? Haksız mıyım? Evet. Bu sabah karşılaştık. Ne? Benden özür diledi. Bir şey yapmış sayılmaz.
Önce senin gözünü boyuyor, sonra da gidip Hişim'le evleniyor. Of Ayça. Onlar uzun zamandır birliktelermiş. İnsanın iştahı dışarıda kabarır ama yemeği evinde yer. Ne demek istiyorsun sen? Ne dediysem onu demek istiyorum. Kızın tekiyle aşkını ve heyecanını yaşıyor. Bu sayede ilişkisi de eskimeden uzun sürüyor. Sinan öyle birisi değil. Nereden biliyorsun bunu? Biliyorum. Bunu gördüm. Gözlerinde gördüm. İnan bana İnci. En kötü şey bir erkeğin gözlerinin içine bakıp ona inanmaktır. Bunu sen mi söylüyorsun? Tamam peki, lafımı geri alıyorum. Bana biraz yardım eder misin? Hadi gel. Aslında haklısın. Sinan'a hak vermemek elde değil. Bir anda ortaya çıkıyorsun. Seni babasıyla konuşurken görüyor ve ne konuştuğunuzu bilmiyor. Yani. Bir de üstüne en yakın arkadaşım ona bazı şeyleri ailesine anlatacağımı ima ediyor. Ama kötü niyetli değil. Sadece yardım amaçlı. Tabii tabii. Biliyorum. Hadi kalk. Bak bakalım nasıl olmuş. Şimdi anneanneme benzedim işte. Niye? Çok güzel oldu bence. Neyse. Ben bir kahve yapayım da tav bakalım. Aman Ayça. Şimdi hemen hazırlarım. Gör bak çok şaşıracaksın. Asil savaşçımız. Hoş geldiniz. Beni hiç rahat bırakmayacaksınız değil mi? Sana böyle küstah olmak hiç yakışmıyor. Kendime yakışsın diye bir şey yapmak zorunda değilim. Bırak artık bu masum melek oyunu oynamayı. Bu noktadan sonra sana kimse inanmaz. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ah, ciddi misin? Aşk kaçamağı. Kocasından yeni boşanan Selin teselli bir masörde arıyor. Dahası da var. Otel Kardelen'in masörü ilişkileri hakkında bu ilk bakışta aşktı. Tutku ikimizi de sardı dedi. Artık elimdesin. Çok fazla ileri gittin. Fırtınalı bir aşk bu. Öyle kolay anlatılmaz. Gelip geçen bir şey değil ki bu. İstesen. İstesen de kurtulmaz. Gelip geçen bir şey değil ki bu. İstesen de.